Arkadaşlar merhabalar ben Türkçe öğretmeni Yusuf Onur Batkı. Bugünkü dersimizde cümlede anlam konusunda ön yargı, değerlendirme, eleştiri ve öz eleştiri cümlelerini işleyeceğiz. Şimdi ekranımızı büyüterek dersimize başlayalım. Bir kişi ya da herhangi bir konuyla ilgili önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz kesin yargı bildiren cümlelere ön yargı cümlesi denir arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ön yargı sadece olumsuz değildir. Olumlu ön yargılar da vardır. İlerleyen dakikalarda bunu da göstereceğim. Yönetmenin son filmi çok seyirci toplayacak. Toplamayacak pardon. Yönetmenin son filmi çok seyirci toplamayacak. Burada arkadaşlar daha film gösterime girmeden önce böyle bir yargıda bulunmak olumsuz bir ön yargıdır. Bu romanın Sinemaya bu roman sinemaya aktarılırsa oldukça başarılı olur derken arkadaşlar burada da romanın sinemaya aktarılma aşaması belli olmadığı için daha yönetmen bulunmamış, roman senaryolaştırılmamış, çekim yapılmamış, oyuncular bulunmamış, gösterime girmemiş ama diyor ki bu roman şayet sinemaya aktarılırsa çok gişe yapar, çok beğenilir şeklinde bir ifade kullanıyor. Bu da evet olumlu önyargıdır. Az önce söyledim ya Olumsuz ön yargı sadece yoktur, bazen de olumlu ön yargılar vardır. Bir şey daha şekillenmeden, oluşmadan, bitmeden onun hakkında kesin bir yargıda bulunmak, peşin hüküm vermek ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun ön yargı olur arkadaşlar. Ön yargı cümleleri tahmin cümleleriyle karıştırılmamalıdır. Ön yargı cümlelerinde kesinlik anlamı varken tahmin cümleleri olasılık anlamı taşır. Arkadaşlar Ön yargı cümleleri peşin hükümdür. Yani kesinlik bildirir. Tahmin cümleleri ise olasılık bildirir. Sakın ha ikisini karıştırmayın. Tekrar söylüyorum. Ön yargı cümleleri kesinlik bildirir ama tahmin cümleleri olasılık ihtimal bildirir arkadaşlar. Bu gençlerin hazırladığı dergi eminim çok ses getirecek. Bakın eminim ifadesi burada kesinlik bildiren bir ifadedir. Dolayısıyla eminim çok ses getirecek derken ön yargı cümlesi oluşuyor. Çok çalıştığına göre işi haftaya bitirebilir. Burada ise arkadaşlar kesinlik bildiren bir ifade yoktur. Dolayısıyla bu tahmin cümlesi olur. Dikkat ederseniz tahmin cümlesi olduğunu da şuradan anlıyorum. Bir kere bitirebilir diyor abilmek kalıbı var. Bir de bir veri var elimde. Çok çalıştığına göre işi haftaya bitirebilir diyorum. Dolayısıyla bir veriye, akla, sezgiye dayalı kurulan cümleler tahmin cümleleriydi. Ama bir şey gerçekleşmeden, henüz oluşmadan kesin yargıya varılan, peşim hüküm verilen ve kesin yargı ifadeleriyle birlikte kullanılan cümleler ön yargı cümlesiydi. Sakın ha bu iki cümleyi birbirine karıştırmayın. Eminim çok ses getirecek derken ön yargı. Çok çalıştığına göre işi haftaya bitiril ifadesi ise arkadaşlar tahmin cümlesi olur. Bir eser kişi ya da olayın nicelik veya niteliğinin ortaya konmasına ise arkadaşlar değerlendirme cümlesi denir. Komşumuz davranışları ölçülü, konuşması düzgün bir adamdı derken kişinin şahsını, hareketlerini, davranışlarını olumlu ve olumsuz yönden arkadaşlar değerlendirdiği için bu bir değerlendirme cümlesidir. Hikayelerinde gerçek yaşamdan alınmış karakterleri kullanır derken yine hikayeleriyle ilgili Yazarın sanata bakış açısı ile ilgili, üslubu ile ilgili bir değerlendirme yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Değerlendirme cümleleri nesnel de olabilir. Mesela e, tiyatro üç perdeden oluşuyor. Bu nesnel bir değerlendirmedir, niceliği ile ilgilidir. Dolayısıyla böyle bir değerlendirme cümlesi de olabilir. Değerlendirme cümleleri nesnel de kurulabilir, öznel de kurulabilir. Yazar bu romanı 3 ana karakter üzerine kurgulamış. Bunu ispatlayabilirim. Dolayısıyla bu bir değerlendirme cümlesidir ama nesnel bir değerlendirme cümlesidir. Bunu da unutmayın. Bir insanı, eseri veya herhangi bir konuyu olumsuz ve olumlu yönlerini bulmak için inceleme amacı taşıyan cümlelere ise arkadaşlar eleştiri cümlesi denir. Filmdeki sahnelerin bilgisayar ortamında hazırlanması yapaylığa yol açmış. Burada Olumsuz bir yönüne dikkat çekerek filmin olumsuz bir eleştirisini yapıyor eleştirmen. Tablodaki pastel renkler insanın gözlerini yormayan bir güzelliğe sahip derken de yine tablo ile ilgili ressamın çizdiği o güzel resimle ilgili bir olumlu eleştiri de bulunulmuş. Bir cümlede olumlu ve olumsuz eleştiri bir arada da bulunabilir. Ben bunu sorularda çok görüyorum. Bana sorulan sorularda şöyle soruyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu hem olumsuz eleştiriler bir arada verilmiştir? İşte bu tarz sorulara karşı uyanık olun. Bir cümlede hem olumlu hem olumsuz eleştiri bir arada verilebilir. Ünlü yazar son yapıtında sıradan bir konuyu olumsuz eleştiri, sıradan bir konu Özgün bir üslupla dile getirmiş derken de olumlu bir eleştiride bulunmuş. Aynı cümlede hem olumsuz hem olumlu cümle bir arada verilebilir. Eleştiriyi kişi eğer kendi kendine yapıyorsa, kendi şahsına yönelik yapıyorsa, kendi eserine yönelik, kendi yapıtına yönelik yapıyorsa bu öz eleştiri olur. Öz eleştiri kişinin kendi kendine yaptığı eleştirilerin toplamıdır arkadaşlar. Eleştiri Kişinin kendi kendine yöneltilmesi ise bu bir öz eleştiridir arkadaşlar. Bakın şimdi yıllar sonra şiirlerime dönüp baktığımda bir kuruluk görüyorum. Bu cümlede kişi kendini eleştirerek öz eleştiride bulunmuştur. bulunmuştur. Lise yıllarımda çok iyi çalışmadığımı şimdi anlıyorum. Arkadaşlar yine geçmişine yönelik öğrencilik yıllarına yönelik bir eleştiride bulunmuş Bilgisayar oyunlarıyla kendi düşünce dünyama zarar vermişim derken burada da arkadaşlar geçmişine yönelik zaman kaybının çok yoğun olduğu gençlik dönemlerine yönelik bir öz eleştiri de bulunuyor. Şimdi bunlarla ilgili etkinlikler çözelim. Aşağıdaki cümlelerden ön yargı bildirenlere tik işareti koyunuz demiş. O inşaat kesinlikle 2 yıldan önce bitmez. Bakın kesinlik bildirdiği için bu bir ön yargıdır. Bazı balıklar tatlı suda yaşamaz. Yok. Eminim konser alanı tıklım tıklım olur. Bakın yine kesinlik var. O zaman bu da bir ön yargı. Okuldaki son yılını başarıyla tamamladı. Burada yine bir kesinlik yok. Ön yargı da yok. Doğruyu söylesem de asla inanmaz. Yine asla demesi arkadaşlar burada yine ön yargının olduğunu gösteriyor. Cevabımız bir dolu bir boş şeklinde gördüğünüz gibi işaretlemelerimiz hep doğru. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin eleştiri mi öz eleştiri mi olduklarını yazınız demiş. Önüme gelen herkese güvenmekle büyük hata yapmışım derken kişinin kendisine yönelttiği bir eleştiri. Bu yüzden öz eleştiri oluyor. Kahraman sayısının çokluğu romanı anlaşılmaz kılmış derken esere yönelik bir eleştiri olduğu için bu sadece eleştiri olur hayata karamsar baktığı için okurun içini daraltıyor. Bu da yazara karşı bir eleştiri, kendine yönelik değil, yazara yönelik olduğu için bu da yine eleştiri cümlesi olur. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili de sorular çözelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ön yargı söz konusudur? Gelecek hafta Denizli'ye gideceğiz. Bu bir tasarı cümlesi. Bu yeni dizi kesinlikle tutmayacak. Hadi bakalım. Bakın yine kesinlik var. Kesinlikle varsa arkadaşlar bir kesinlik bildiren ifade varsa Orada ön yargı söz konusu olur. İkinci sorumuz bu metindeki kaç numaralı cümleden itibaren söz konusu eserin olumsuz yönleri dile getirilmiştir. Arkadaşlar bu tarz sorular çok çıkıyor. Lütfen dikkat edin. Kitabın rengarenk ve küçük resimlerle kaplı kapağı görenlerin ilgisini çekiyor. Olumlu. Ayrıca kitabın ilginç adı da okuru, okurun merak duygusunu kamçılıyor. Bu da olumlu. Bununla birlikte kapaktaki o canlılık kitabın sayfaları çevrilince bir basitliğe bırakıyor kendini. Evet, basitliğe bırakıyor derken arkadaşlar olumsuz eleştiriler 3 numaradan itibaren başlıyor. Cevap Ceyhan ve son sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir değerlendirme söz konusudur? Hem değerlendirme olacak hem de nesnel olacak, öznel olmayacak. İnsanlarla nasıl konuşacağını bilmeyen kaba biriydi. Bu özneldir arkadaşlar, bu olmaz. Yeni nesil sözlükte sözcüklere örnek verilmesi çok iyi olmuş. Bu da arkadaşlar bir onaylama cümlesi. Bilimsel konulara değinen bu yazılar günübirlik yazılmış. Ben bunu ispatlayabildiğim için değerlendirme cümlesi olarak kabul edebilirim. Cevabımız bu yüzden Ceyhan olacak. Arkadaşlar bu soruyla beraber dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.